Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde konuştu. Adanın güneyinde kendini Kıbrıs Adası'nın tek hakimi olarak gören şımarık bir zihniyet var dedi. Çözüm istiyorsanız Kıbrıs Türk'ünün haklarını tescil ediniz diye konuştu. Tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Ana vatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. İlk adres Lefkoşa Atatürk Anıtı oldu. Ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Erdoğan, muhalefet lideri Özel'le sohbet etti. İkili uzun süre konuştu. Erdoğan kürsüden bir kez daha iki devletli çözüm çağrısı yaptı. Taraflar eşit olarak masaya oturmalı dedi. Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafıyla her alanda eşit olarak müzakere masasına oturmalıdır. O yüzden çözüm istiyorsanız Kıbrıs Türk'ünün müktesep haklarını tescil edin diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle aynı gün Rum kesimini ziyaret eden Miçotakis'le arasında geçen konuşmayı anlattı. Kendilerine ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan dendiği az gibi bizlere sataşma yapmazsın. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. Erdoğan, iki ülke arasındaki diyalog zemininin güçlenmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne de katkı yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan vatan toprağı Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmasına değindi. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de ifade edildiği gibi Kıbrıs Türk halkı Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Törende Türk Yıldızları akrobasi timi Kıbrıs semalarında gösteri yaptı. Mehteran ekibi konser verdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli grup gösterisinin ardından tören resmi geçitle sona erdi. Evet, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de bugün Rum kesimine doğru gidecek. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde ilk kez Türk ve Yunan liderler aynı gün adada bulunacak. Mitsotakis saat 19.45'te Rum Yönetimi Başkanı Nikos'la bir araya gelecek. Hemen ardından kınama etkinliğine katılarak konuşma yapacak. Mitsotakis'in o konuşmada ne mesajlar vereceği merak konusu. Yunan basınına göre 20 Temmuz'da iki ülke ilişkileri için yeni bir sınav olacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne sayılı gün kala Yunanistan Savunma Bakanı Dendias Rum kesimini ziyaret etmiş ve hem Rum Kıbrıs Türklerini hem de adadaki Türk askerini asılsız ithamlarla hedef almıştı. Milli Savunma Bakanlığı ise Dendias'ın Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir diyerek Türk askerinin Kıbrıs Türklerini soykırımdan kurtardığını hatırlatmıştı.